65 derecelik İzmir sıcağından hepinize merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni telefonu Note 10 Plus'a söz verdiğimiz gibi sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada biz bu telefonun incelemesini yapmıştık. Zaten şu an ekranda görebiliyorsunuz. Söyleyeyim hemen, tamam. Kartlardan o videoya da ulaşabilirsiniz. Ben bu telefonu bir çizmek istiyorum. Tamam, uzatmayalım. Ver abi, bıçağı deneyelim önce. Gorilla Glass'mış, ne olduğu belli değil. Hiç altıdır herhalde ya. Logo kazınıyor mu lütfen? Logoyu alta koyuyorlar oğlum artık. Onu da, o fasıl da kapandı. Kamera faslı da kapandı. Ver hocam. Oo, ama yine başarılı. Çok ince. Şöyle cıkırt yap bakayım. Ver hocam, döner zamanı geldi, ver. Yok abi yok, dönere dayanamıyorlar. Yine de bence ortalamanın bir tık üstündeydi bence. Evet, fena değil. Hani komple kazıyıp bambaşka bir renge de ulaştırabilirsin. Ne çıktı altında? Alüminyum. Alüminyum. Bence başarılı. Ya çok başarısız değil. Hani ekran kurtuldu, bir de mantıklı hamlelerde biraz daha kurtuldu anahtarla olan. Şimdi gelin arkadaşlar şu telefonu azıcık bir ısıtalım. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere easyjet.com'dan bahsedeceğim. Genel olarak easyjet.com 12 ay garantili yenilenmiş telefon alabileceğiniz ve eski telefonunuzu tek tıkla satabileceğiniz bir platform. Tabii dilerseniz sitede elinizdeki telefonun ikinci el değerini de hesaplayabiliyorsunuz. Bu arada bu yenilenmiş olayını iki kategoriye bölmüşler. Bir tane sıfır gibi, yani üzerinde nokta dahi olsa herhangi bir çizik olmayan, diğeri de garantili ikinci el. Bunda da öyle büyük vırık kırıklar falan filan yok, sadece ufak tefek çizikler olabiliyor. Bu arada easyjet.com'da gördüğünüz bütün telefonların batarya sağlığı minimum %90'dır. Ayrıca cihaz nereden gelmiş, yurt dışı mı değil mi, nedir ne değildir gibi detaylarda kontrol ediliyor. Siz de şimdi açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak easyjet.com'daki telefonlara bakabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Şöyle bir de açalım. Patlamasın. Uy. Kara delik de olmuyor. Yeter. Aha geldi, beyaz delik. Şurada kapanıyor. Beyaz delik var. Kapandı. Yak beni lütfen. Bir yandan da çek videoyu lütfen. Cayır cayır yandı. Şu an bayağı yanıyor. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ay. Lan. Herhangi bir sorun yok kamerada. Telefona yeni bir tasarım kat. Orada kaldı yalnız. Evet. Demek ki arkadaşlar. Çakmağımız sağlanmış. Direkt ekrana temasında okuyor ama sanki montaj yerlerine geldiğinde ufak sıkıntı. Ekranı da bu kadar uzun tutmadık ama aslında. Yani dikkat etmek lazım. Kırarım ben bunu. Kır ulan, kırabiliyorsan. Yok o kadar kolay. Yani telefonda bu kadar bükmezsin gerçek hayatta herhalde Çağdaş. Yok ya, bir şey yok. Biraz abandım parmaklarımdan, inşallah belli olmuştur. Al o zaman bir otur abi sen bunda. Oturayım, gelin. Bırak. Oh. Acıdı. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani telefon sağlam. Tabii ki de çok böyle ciddi abanırsanız, bütün gücünüzü uygularsanız kırılabilir, bükülebilir. Ama şu an en azından sağlam. Bükmenin yanında arkadaşlar, dilerseniz kalemi de bir bükmeye çalışalım. Çalışalım. Bükme testine dahil olsun mu bu? Şöyle bir yere mi bıraksak? Kalem bırak düşse ne oluyor? Bırak bakayım hadi. Tır 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 zemin. Aa. Al lan, al. Çok al, bunu ne istiyorsun? Sağlamlık testi. Kırıyorum. Aha, kırılmıyor lan. Ya sen ne sandın? Al iki elle kır bakayım. Ayda. Kondansatör adaptörünü yine burada görüyoruz. Kalem çalışıyor mu? Getir bakayım. Hocam kalemi ortadan ikiye böldük. Nasıl çalışabilir sence? Ya, ucu değil mi? Ucu çalışıyordur yani mantıklı. Aha çalışıyor lan. Ucu çalışıyordur oğlum. Ucundan ne olacak? Ama kalemin hassasiyeti falan gitti galiba. Tamam ya, kalem tek hamlede gitti. Şimdi telefonun IP68 sertifikası var. Öyle suya tutmaya falan yok. Gerek yok arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim gibi sağlamlık testlerinde en merak ettiğim yerlerden birine gelmek istiyorum. Düşürme testi. Öncelikle her zaman olduğu gibi düz bir zemine atacağım arkadaşlar. Şöyle cep hizasından bırakalım. Bıraktım. Dıdıdıdın. SP'nizi aldınız mı diyor. Aldık biz SP'nizi, sağ ol. Bayağı gitti ya. Lütfü Beyciğim, şöyle bir mesele var esas. Ben o noktaya değinmek istiyorum. Şuradan da gitmiş, buradan da gitmiş, buradan da gitmiş. Çağdaş telefon gitti. Tartışmanın lüzumu yok. Kulak hizasını atalım mı? Arkası da aynı cam diyorlar. Bunda Çağdaş burada cepten giden tırtıkla ne olur. Atayım istiyorsan şöyle. Kulak hizasından tırtıklı zemin geldi. Havada gördüm, dönerken kırıldığını gördüm telefonun. Ben parça pinçik oldum. Evet. Şuradan ilk darbeyi almış, sekmiş. Dönerken. Şuradan ikinci darbeyi al. Tam onu dönüyorken şuraya üçü, karşısında dördü yemiş.
5x combo olmuş abi. Bayağı sıkıntılı ya. Peki kamera falan çalışıyor mu sensörler mensörler? Kamera da çalışıyor, her şey çalışıyor ama telefon tabii ki de kırık yani. Ya bunu üzülerek söylüyoruz ki düşme testinden geçemedi, hatta bir hayal kırıklığı oluşturdu. Yani çünkü böyle bir telefon alacaksanız ya çok güzel bir kılıf alın ya da düşürmemeye çok özen gösterin. O zaman şimdi gelin esas final. Webtek Musul'una hızlıca geçelim. Haydi. Ah arkadaşlar, ah bu eller ne arabalara değdi de. Şimdi her şeyimizi ayarladık arkadaşlar. Ferrari'miz burada. Ferrari'nin arkasına bağlayacağız da bağlarken konuşalım ya. Şimdi değil, hadi. Şimdi ilk olarak şu alt kısımdan şunu almaya çalışacağım ki bu telefonu bunun arkasına bağlayalım. Kardeş, Ferrari emisine bağlamış mıydın daha önce? Bu işi abi baba mesleği mi? Ferrari emisine bağlamak. Evet, 1200'lerden beri Ferrari emisine. Tabii o zamanlar at arabası var. Gördüğünüz gibi stres saatimizin ilk parçası hazır. Misinanızı Ferrari'nize dikkatli bir şekilde geçirdikten sonra notonunuzu çıkarıyorsunuz. Önce şöyle bakın, kaba bir tarıyorsunuz. Üçüncü aşama, yani sağlamlaştırma aşamasında böyle başlıyorsunuz. Bandınızı normal Anadolu usulü. Evet, telefonumuz kendisine restart attı. Her şeyin farkında. Tesisatımız hazır. Burada noton duruyor. Önde Ferrari olacak. Arkasında bir de bizim aslan emekler Ford Trend. Şimdi o zaman artık aksiyonun hazırlıkları başlasın. O telefonu bağladığımız arabayı süreceğiz. Zaten bu kadar anlatmaya da gerek yok. Hadi artık sürelim. Evet, 11.500 liralık telefon gitti. İlerideymiş. Oğlum niye orada durmadık o zaman? Ha, gördüm. Oğlum araba geçti üstünden. Bulduk. Gel şunun üstünden bir geçelim, bir rahatlasın artık abi, şöyle bir... Telefonu biraz arabanın arkasına dolaştı. Araba dedim, pardon. Ferrari'nin arkasına biraz bağladık. Dolaştırdık tam telefon üstüne. Gelsin bir spin atsın bakalım. Patinaj. Yani. Patinaj. Çalışıyor mu? Ha, çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Yani ekrana bir ışık gelip geliyor. Aa, helal olsun. Sen tatmin oldun mu? Olmadım. Yapacak bir şey yok. Bunun üstünden Ferrari ile geçeceğiz. Lastiğe bir şey olursa canımız sağ olsun İbrahim abi. Deneyimizi hazırladık. Finalde artık olan olacak. Ameliyat ettin, ameliyat. Batarya mı? Allah, batarya. Telefona çok kötü şeyler oldu. Üzerinden Ferrari geçince de telefon maceracı bitti. Demek ki ikiye bölünebiliyormuş. Mali arkadaşlar son derece düzgün bir kesme işlemi yaptı burada sağ olsun. Gördüğünüz gibi notonumuzu... Bak bakayım çalışıyor mu? Not 5'i bu tarafta, not 5'i bu tarafta olmak üzere. Evet, final hali bu şekilde. Koku geliyor hafiften. Ya yani benim de gözümde çok ufak bir yanma var. Güzel bir video oldu ya. Yani şunu öğrenmiş olduk. Ferrari'yle üzerinden geçersen telefon bu hale geliyor. Ama bence bu videodan esas öğrendiğimiz şey, noton alırsanız bir tane kılıf alın. Kıssadan hisse bize bu ders olsun. Kılıf önemli. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere söz vermiş olduğumuz gibi Noton Plus'a sağlamlık testimizi yaptık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz de şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.